Kore'de araba fiyatları gerçekten ucuz dediler. BMW'ler bedava. 2017 Range Rover. Arkadaşlar şu anda içinde bulunduğumuz araba... Bu araba arkadaşlar... Zenginsin abi, zengin. Bu gördüğünüz araba sadece Türkiye'de satsak. Herkese nasip olsun inşallah ya Rabbim. Part time yaparsanız bir ay bu arabayı alabiliyorsunuz. Hepinize merhaba arkadaşlar. O merakla beklediğiniz Kore'deki araba fiyatlarını çekiyoruz şu anda. Cem abinin arkadaşları burada. Seul'ün galerici abileri, piyasa bu abilerimizden sorulur. Merhaba, Yunseongjin입니다. Merhaba. Yongho입니다. Aa, kendileri Türkçe de öğrendiler değil mi? Cem abi öğretti. Evet. Şimdi bize abilerimiz yardımcı olacaklar. Fiyatları göreceğiz. Arkadaşlar, şimdiden söylüyorum. BMW'ler bedava. Başka hiçbir şey demiyorum. Ferrari'lerle, BMW'lerle ve en ucuz arabalarla. Hadi o zaman başlayalım. Hadi gelin. Arkadaşlar bu gördüğünüz araba sadece 1800 dolar yani 2 milyon won. 1800 dolara bu arabayı alıyorsunuz ve hiçbir vergi ödemeden otoparklarda %50 indirim. Şehirler arası değişimlerde %50 indirim. Sadece veriyorsunuz parasını, aldınız. Ondan sonra hiçbir para ödemiyorsunuz. Sadece benzininizi dolduruyorsunuz. Benzin de burada 1 dolar. İşte böyle bir araba, yani Tofaş'tan daha ucuz ve 2004 model arkadaşlar. 2004 model Kia Morning aracı, yani bu araç sadece 1800 dolar. Vergi yok, hiçbir şey yok. Otoparklarda bile her yerde %50 indirim var küçük araba olduğu için. Burada arkadaşlar bir ay McDonald's'ta falan part time yaparsanız bir ay bu arabayı alabiliyorsunuz. Ama normal çalışsanız zaten iki tane alırsınız. Ben de şaşırdım. Çok ucuzmuş ya. Bilmiyordum. Alıp satsak Türkiye'de. Herkesin şu an aklındaki soru işareti. Bu arabayı burada alsak, Türkiye'de satsak. Olur mu böyle bir şey arkadaşlar? Hadi yorumlarda söyleyin. Oluyorsa gelip alalım, satalım, alalım, satalım. Arkadaşlar, bu araba 300 bin dolar Kore'de ve vergiler öyle yüksek değil. Yine biraz önceki araba gibi, o ucuz araba gibi, burada da bu kadar pahalı bir arabayı alsanız bile vergiler o kadar yüksek değil. Bunun bir üstü falan da açılıyormuş. Aman Allah'ım. Böyle yapsak son manu. Vallahi süper. Allah herkese nasip etsin böyle bir araba. Diğer araçlara devam edelim hadi. Hep beraber Ferrari'yi geçtik. Bir ucuz bir pahalı. Bir ucuz bir pahalı yapıyoruz. Hadi devam edelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz araba sadece 35 bin dolar. Abi sen niye böyle araba almıyorsun? Bizi Lexus'larda gezdiriyorsun. Burada Porsche var abi. Nasıl yok abi? Zenginsin abi, zengin. Bunu kapat. Değil ben. Bu 35 bin dolar. Zaten sen bunu kazanıyorsun abi.
Bizi Porsche'larda gezdirmen lazım. İnanmıyorum geç. Oğlum sen de inanamıyorsun değil mi bu kadar ucuz evet. olduğuna? Bilmiyordum gerçekten. Vergi de az değil mi? Evet. Yani Türkiye'den çok az. Tabii ki. Arkadaşlar bu Porsche var ya, bu araba var ya, şu anda gördüğünüz bu araba 35 bin dolara alıyorsunuz. Tamam aldınız, burada verdiğiniz parayı. Vereceğiniz vergi, bir kere alırken verdiğiniz vergi sadece bunun %10'u, 3500 dolar. Bir vergi verdiniz, daha vermiyorsunuz. Her yıl verilen o vergi var ya arabalar için. İşte bunun vergisi sadece 600 dolar yılda. Yani zaten bunu alan birisi her yılda 600 verir. Ve burada benzin de çok ucuz. Litresi 1 dolar. Önümüzde bir 5 serisi BMW var. Bu BMW Türkiye'de ne kadar olduğunu yorumlarda belirtirseniz, 2008 model 5 serisi BMW. Bu araba arkadaşlar 4000 dolar. 4000 dolar. Alırken bir 400 dolar vergi ödüyorsunuz, 400 dolar. Daha da vermiyorsunuz, yıllık olarak da bir 100 dolar falan vergi vereceksiniz. Yani TOFAŞ'ın vergisi gibi bir şey. Bu arabanın ucuz olmasının sebebi, Koreliler telefonlarını hep değiştirirler ya. Kore'de 2008 model, bunları kullanmak böyle insanlar sevmiyor. Yenisini almak istiyor. Yeni eşya İstiyorlar hastalığı ha. gibi bir şey var yani. iPhone'un en sonu. Arabanın en sonu. Böyle bir durum var Kore'de. Ayrıca bir problem daha varmış. Bunun bir parçası çizildiği zaman onu bulmak biraz daha zor. Yani daha çok masraf olduğu için. Masraf değil de yine fazla değil. Şimdi şuraya geçeceğiz. Gel. Gel. Evet. Şimdi aynı serinin 2018, 10 yıl sonraki versiyonu. Evet. BMW'nin yine 5 serisinin 2018 modeli. Arkadaşlar bunun fiyatı da 34 bin dolar arkadaşlar. Vergisi de 3500 dolar. Bir kere veriyorsunuz. Ondan sonra bitti. Kullan. Ama fark eder mi? Fark etmez. Biz o 2008'i alır yine mutlu oluruz. Hiç sıkıntı yok. Yine benzin de ucuz, vergi de ucuz. Bayağı ucuz abi bu. Her şey ucuz. Niye böyle? Ha bunun parçası daha kolay bulunur. Evet. Ha bunda öyle bir sorun yok. Diğerinde biraz 2008 olduğu için bulması zor olabiliyor. İnsanlar diyor ki şu an neden ucuz? Sebebini öğrendim. Abi söyledi. Kore devleti Avrupa Birliği ile anlaşma imzalamış. Vergileri düşürmüşler. Avrupa'daki araba markaları Kore'ye artık araba gönderirken vergileri düşürmüşler. Çünkü zaten araba cenneti Kore. Hyundai, Kia'sı. Tabii Avrupa'dakiler de diyor ki satamıyoruz, vergiyi düşürelim demişler. Devlet de böyle bir anlaşma imzalamış. Yani burada Porsche, Ferrari'si, BMW'si hepsi ucuz. Arkadaşlar şu anda içinde bulunduğumuz araba Kore'deki bütün ünlülerin tercih ettiği araba. 2015 model Chevrolet Explorer arabasının içerisindeyiz. Şu anda abilerimiz masajını yaptırıyor. Oh! Oh! Masajlar var, televizyon var, speakerlar var, VIP. Bu ünlüler var ya, Gangnam Style'ı söyleyenler falan, BTS'ler hepsi bu arabayı BTS. Kullanıyor. 130 milyon won arkadaşlar, yani 110 bin dolar. Ne bu ya? Ünlüler burada rahat. Ne yapıyor? Biz de bunu merak ediyorduk. Bunun daha büyükleri varmış. Arıyordu, bu arabadan daha büyükleri. Arkadaşlar çok ünlü olanlar bunu kullanıyor. Daha ünlü olanlar bunun daha büyüğünü kullanıyor. Daha küçükleri de bu bildiğimiz transit var ya, onlarla geziyorlar. Arkadaşlar arkamdaki 2017 Range Rover sadece 65 bin dolar. Yine vergi sistemi aynı. Arkadaşlar bu da 27-28 bin dolar civarında bir BMW. Süper. Arkamda gördüğünüz Audi Q7 2017 model fiyatı 50 bin dolar civarında. Bence bu da çok ucuz. Ya vergiler zaten hep düşük. %10'unu veriyorlar. Yani ÖTV falan yok. Sadece 5000 dolar civarında bir vergisini ödüyor ve bitiyor. Bu kadar. Iron Man'in bindiği Audi A7 2014 model fiyatı sadece 30
2000 dolar civarında, 38 milyon civarında. Bence yine ucuz. Abi sen niye böyle arabalarla gezdirmiyorsun? Yani ben bunu sana hep soracağım, haberin olsun. Arkadaşlar, arkamda gördüğünüz Mercedes C200 2017 model, fiyatı 25 bin dolar. Buna sadece vereceğiniz vergi de 2,5, yani 2500 dolar. Yani vergiye veriyorsunuz, bitiyor. Ondan sonra yıllık 300-400 dolar civarında bir para veriyorsunuz. Bu da çok iyi. Evet, çok ucuz. 25 bin abi. Arkamda gördüğünüz Kia K9 arkadaşlar, fiyatı 20 bin dolar. 2015 model. Vergisi de zaten Kore arabası olduğu için çok daha az. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da hoş. Bu Kia Pride SLX de arkadaşlar 2000 dolar. Vergisi yine az. Ondan sonra bu kaç modelde? 2009 model. Bu tam şu anda içime sinen araba. Tam almak istediğim araba. Çok da ucuz. Tam öğrencilere göre. Öğrenciler de burada sadece bu kimlik kartıyla alabiliyorlarmış burada. Bu 2017 Hyundai Avante'nin fiyatı da 12.000-13.000 dolar civarında. Yine vergisi az. 2017 model. Bu da içime sindi. Bu da ucuzmuş. 12.000 dolar. Şimdi de geldik Türklerin çok iyi bildiği Hyundai Sonata'ya. 2010 model, fiyatı sadece 4500 dolar. Zaten benzin geliyor aklıma. Para, çünkü arabayı aldıktan sonra benzine yatırıyorsunuz ya. Burada 1 dolar olduğu için, asgari ücrette 2000 dolar olduğu için rahat. Benzin 1 lira gibi. Yani Koreliler için. Arabada zaten 2 aylık maaşla rahatça alınıyor. Yani yemeğinizden kısmanıza da gerek yok. 2 ayda bunu alabiliyorsunuz. Çok temiz, güzel. Ve tertemiz. Evet, Eco'yu gördünüz arkadaşlar. Eco demek doğaya zarar vermeyen araba demek. Kia Porte arkadaşlar. Kia Porte, bunun fiyatı 3500 dolar. Kia Porte hibrit olduğu için ve doğaya zarar vermediği için, elektrikli olduğu için Kore vergi uygulamıyor arkadaşlar. Elektrikli araca merakı olan arkadaşlar için de güzel bir araba bence. Fiyatı da 2 aylık asgari ücret Kore'de. Arkadaşlar, bu arkamda gördüğünüz Chevrolet'te ailelerinden çok tercih ettiği 2010 model Chevrolet Orlando. Fiyatı arkadaşlar 5000 dolar. Bedava. Çünkü vallahi bedava. Kacok tercih. Tam aileler için Chevrolet. Türkiye'de şu anda var mı onu da çok merak ediyorum. Bir ara kaldırılacağı söyleniyordu. Bilen arkadaşlar yorumlarda söylerse, Türkiye'de Chevrolet var mı şu anda? Eskiden vardı, satılıyordu. Ama sanki bir sorundan dolayı artık satışı durduruldu diye biliyorum. Siz de yorumda yazarsanız çok merak ediyorum. Arkamda gördüğünüz araç arkadaşlar Hyundai Sonata Elef. Ve bu araca Koreliler kendi milli arabamız diyorlar. Yani Kugmincha. Yani bu Korelilerin sürekli bindiği araba. Bu arabaya bir çizik oldu mu çok ucuz fiyatta hemen değiştiriyorlar. O yüzden insanlar 10 bin dolara bunu alıyorlar. Çünkü 10 bin dolar vergisi de çok çok az Kore arabası olduğundan. Parçaları çok ucuz. İnsanların en çok tercih ettiği araba da bu oluyor. Böyle bir bilgi vermek istedim. Hyundai Sonata, Almanların Volkswagen Golf'ü gibi Korelilerin milli arabasıymış. Bunu da öğrenmiş olduk. Bayağı da güzel. 2014 model. Sadece 10 bin dolar. Lexus, Lexus. Bu da abinin arabası. Cem abinin değil mi? Siyahı. 15 bin dolar. 2015 model Lexus. Süper. Bu da süpermiş. Vallahi. Arkamda da hiç alışık olmadığınız Copen Robe arabası var. Japonya arabası ve bunun fiyatı sadece 14 bin dolar ve 2016 model. Ve bunu aldığınız zaman vergi tamamen sıfır arkadaşlar. Hiç vergi vermiyorsunuz. Ve bunun üstü açılıyormuş bu arada. Burası şöyle açılıyor. Bildiğiniz şey gibi Porsche benzer bir araba yani. Rahat ve güzel, artistik küçük bir araba. Bu da hoşmuş. Suzuki? Suzuki mi bu? Bu Suzuki mi? Suzuki. Bu da 12 bin dolar civarındaymış. 2017 model Suzuki arkadaşlar. Kare şeklinde. Değil. Değil. Bu Hyundai Granger'ı ben Türkiye'de çok fazla görmedim. Türkiye'de satılıyor mu çok bilmiyorum. Bu araç arkadaşlar Hyundai Granger 2014 model, fiyatı 15 bin dolar. Biraz önceki Sonata'nın bir üst modeli. Avante'de. Avante, Sonata ve Granger, bunlar Kore'nin milli araçları. Bu Hyundai aracı da genellikle taksiler kullanıyor. Taksilerin hepsi bu markadadır. Ve bu araç Türkiye'de var mı onu da soruyorum arkadaşlar. Aşağıdan yazarsanız ben de merak ediyorum. Fiyatı yine 15 bin yani 2014 model. We'll be right back.
Arkadaşlar Kore'de araba fiyatları gerçekten ucuz dediler. İnanmıyordum. Gerçekten ucuzmuş. Ben de bu arabayı aldım. Artık yeni araba. Şöyle Ferrari. Bu da bizim yeni Q-Elan arkadaşlar. İşte her videoda yeni. Bir sürüm atlıyoruz. Herkese nasip olsun inşallah. Ya Rabbim. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Kore'de araba fiyatlarını göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Eğer merak ettiğiniz ama videoda olmayan bir araba markası varsa ya da başka bir bilgi varsa bunları yorumlarda belirtirseniz, böyle araba markasını ve fiyatını merak ediyorum, şunu merak ediyorum diye bir yazın yorumlarda. Biz bunun ikinci bölümünü çekelim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abilerime de çok teşekkürler. Kamsanlı'ya. Cem abi sana da çok sağ ol. Artık bir daha video çekeriz. Yakında tekrar görüşmek dileğiyle. Sizlere de arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Bay bay.